Pirinçlerimizi tuzlu sıcak suya koyduk. Bir yarım saat kadar bekleyecek. Ondan sonra bundan pirinç pilavı yapacağız. Şehriyeli pirinç pilavı. Şimdi bunun dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmesi bitsin, devam edeceğiz. Şimdi pirincimizi yıkayacağız. Yarım saat sonra tuzlu suda bekliyor. O suyun tuzu yani salamura kıvamında. Yemek için fazla bir tuz. O yüzden pirincin yıkanması gerekiyor. Tuzunun alması lazım. Gördüğünüz gibi birkaç su. İyice berrak olacak. Pirincin nişastasının suya verdiği bulanıklık gidene kadar yıkanması gerekiyor. Tamamdır. Şimdi pilavımızın şehriyesini kavuracağız. Önce. Şimdi 3 kaşık şehriye koyduk. Pirinç ne kadardı? Dur. 2 bardak. 2 bardak pirinç dinlendirdik. 3 kaşık şehriye koyduk. Bu şehriyeyi kavuracağız. Rengi esmerleşene kadar. Şimdi yavaş yavaş şehriyemizin rengi geldi. Pirinci de üstüne atıyorum. Tekrar pirinci de kavuracağız biraz. Bu şey vardı. Pirinçteki kavurma oranı pirincin rengi böyle şey olana kadar, cam gibi olana kadar diye bir tarif vardı. Aynen o şekilde gelene kadar pirinci kavuracağız. Ondan sonra sıcak su. Şimdi o diğer tariflerde 2'ye 1'dir mesela tarif. Buradaki farklılık 1'e 1'dir. Buradaki tarifte farklılık birebir. Çünkü pirinci sıcak suda dinlendirdik. Suyu koyarken de aslında bir göz kararı var. Yani birebir yetmezse bire 1,5 da ekleyebiliriz. Onu da şimdi suyu ilave ederken pirincin durumuna göre anlatacağım size. Kendimize etli lahana yaptık. Lahana ile pirinç gider mi diyeceksiniz. Vejeteryan bir kızımız var. Kızımız vejeteryan. Ona da etsiz bir bezelye yaptık.
Bu pirinci de pilavı da et suyuna değil normal suyla yapıyoruz. Bu da tam vejeteryanlara göre bir tarif oluyor. Aslında bezelyenin de tarifini vermemiz gerekirdi ama bir dakika tarifini. Şurada çok güzel havuçlu, patatesli harika bir bezelye var. İkisi birbirine çok yakışıyor. Yeterler. Evet, iki bardağı biraz az buldu eşim. Biraz daha ilave etti üstüne. Şimdi biraz da tuz. Çünkü ilk attığımız o salamuradaki dinlendirmiş tuzu yıkamıştık. Kaynıyor zaten. Kapatacağız. Kaynayacak. Şimdi altını kıstık. Kaynamaya devam ediyor. Biraz daha böyle gidecek. Ondan sonra altını kapatacağız. Sonra da dinlenmesi gerekiyor. Pilavın kendine bulması için. Suyunu tamamen çekti. Altını kapattık. Kapağını da kapatıyorum. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika dinlenecek. Ondan sonra servis edeceğiz. Afiyet olsun.